Günaydın sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Ocak 2012 Pazartesi Ulusal Kanal'da... Oho, bir haftada konuşmayı unutmuşum ben ya. Yaşar, ha? Ne olacak böyle? Baştan alalım. Hadi bakalım yönetmen. Güzel bir giriş olsun bu sefer. Tutturalım senkronu. Sıfırdan başlayalım programa. Ya bir hafta paslanmışım. Hadi. Evet, günaydın sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Ocak 2012 Pazartesi Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyon'da Televizyon Gazetesi'nde bir hafta sonra tekrar birlikteyiz. Bir hafta ara verdim. Abi kimler aramadı? Vukuat şeyde Oda TV'de haber bile olmuşum, farkında değilim. Hiçbir mesele yok arkadaşlar. Tek mesele şu. Yani bakın, yaşlı insanlar ne yapar? Cam kenarında çocuklarının gelmesini bekler. Senede bir kere olsun bile bekler. Çocuklardan genellikle cevap şudur. Ya işim çok, gelemedim anne ya da gelemedim baba. Şimdi küçük çocuklar ne yapsın? Onlar da bekliyor. Ve onlara biz diyoruz ki ya işim çoktu, gelemedim oğlum, kızım, ne yapayım falan. Bazen bir bakıyoruz hayatın günlük karmaşası içinde öyle bir hayhuyla kendimizi kaptırmışız ki hayata, bazılarını ihmal ediyoruz. Sömestr tatilini bahane bulduk, bahane bildik. Biz Deniz'le, benim oğlanla bir hafta muhteşem bir vakit geçirdik. Hiç ne hastalık ne bir şey. Belki de hayatımın en güzel haftalarından bir tanesini yaşadım. Ama tabii merakınız için de teşekkür ederim. İlginiz için de teşekkür ederim. Yalnız Füsun iki kardeş programların başında hep söylemişti durumun bu olduğunu. Herhalde o bölümleri kaçırdınız. Şimdi efendim Füsun iki kardeşe de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir hafta bu nöbeti devraldı. Çok da beğeniyle izledim kendisini. Sağ olsun, var olsun. Sizlere de çok teşekkür ederim. Hadi artık programa gir diyeceksin değil mi Yaşar? Girelim peki. Efendim Aydınlığın birinci sayfasıyla birinci sayfalarını özetlemeye başlayalım. İşçiye usta kazığı, sendikalar toplu iş sözleşmesi yetkisini kaybediyor. AKP hükümeti 3 yıldır açıklamadığı SGK iş kolu istatistiklerini bugün açıklıyor. Bugün açıklanacak SGK istatistiklerine göre 100 sendikadan sadece 12'si toplu iş sözleşmesi yetkisini koruyabiliyor. Sendikalar hedefte kıdem tazminatını kaldırma hesabı olduğuna dikkat çekiyor. Eczacılar isyan etmiş. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasında süren ilaç alım protokolü görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eczacılar İstanbul Kadıköy'de miting yaparak seslerini duyurdu. Mitingde eczaneler üzerindeki katılım payı tahsilatçılığı yükünün ağırlaştığı küçük ve orta ölçekli eczanelerde gelir gider dengesizliğinin daha da arttığı ve iflas sürecinin hızlandığı dile getirildi. Hürriyet gazetesi Karadeniz'de nükleer devriye demiş birinci sayfasında. Rusya nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçaklarını gelecek aydan itibaren Karadeniz bölgesinde kapsayacak devriye uçuşlarında görevlendirecekmiş. Egemen Bağış ulusalcı mı oldu, ne yaptı bilmiyorum, gelsinler beni tutuklasınlar demiş. Sezen Aksu'nun konserini izlemek için Davos zirvesinden İsviçre'nin Zürih kentine geçen Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış inkar yasasını eleştirdi. Fransa'daki akıl sahiplerinin akıl sahibi olmayanlardan fazla olduğuna inanıyoruz. İsviçre'de de bildiğimiz kadarıyla sözde soykırımı reddetmenin suç olduğu bir ülke. Biz bugün İsviçre'deyiz ve ben diyorum ki 1915 olayları soykırım değildir. Gelsinler beni tutuklasınlar. Bu tür çabaların yaşama şansı yok demiş. Gelsinler beni tutuklasınlar. İyi de Talat Paşa Komitesi bunu dediği için ne yaptınız? Alayını içeri attınız. Hı? Hani bu kaka bir şeydi, kötü bir şeydi. Talat Paşa Komitesi hala bu tavrından dolayı hala gözaltına alınan herkes Talat Paşa Komitesi'nden sorgulanıyor. Bu ne şimdi Egemen Bey? Hı? Yani ne bileyim ne olacak bunların hali bilmiyorum ki. Cumhuriyet Gazetesi devrimci işçiye kapı kapanıyor demiş. Grevsiz toplu sözleşme yasası gündemde, disk devre dışı bırakılıyor. Bir başka haber, 8,5 yıl hapsi istenen eski Deniz Feneri savcısı Türk Aslan açılan davaya tepki gösterdi. Bu hukuken iddianame değil dedi. Nadi Türk Aslan, Sincan Başsavcılığı'nın kendileri hakkında iddianame düzenleme yetkisinin olmadığını söyledi. İddianame için beklenen bir işlemdi diyen Türk Aslan, iddianamede savcılar tahrifat yapmıştır denmediğine dikkat çekti. HSYK'nın 27 Eylül'de verdiği kovuşturma kararına karşı yeniden inceleme başvurusu yaptıklarını dile getiren Türk Aslan,
Bizim yeniden inceleme başvurumuzla ilgili karar verilmeden Sincan'a evrakı göndermeleri ilginç. Neden 4 ay beklemişler diye sordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu da savcılara haksızlık yapıldığı konusunda fikir beyan etmiş. Sözcü gazetesinin sürmanşeti çok ilginç, vurucu. Milli Görüş'ün abisi Asil Türk'ten çarpıcı açıklama Ergenekon Amerikan işi. Asil Türk'e göre ABD İran'a müdahalesine karşı çıkan TSK'daki subayları tasfiye için böyle bir komplo kurdu. Yıllardır Erbakan'la siyaset yapan Milli Görüş'ün ağır ismi Oğuzhan Asil Türk, hükümete karşı darbe yapmakla suçlanarak tutuklanan subayların vatansever ve milliyetçi olduğunu belirtti ve şunları söyledi. ABD yakında İran'ı işgal edecek, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatansever subaylar buna karşı çıkıyordu. Bu subaylar Ergenekon operasyonlarıyla tutuklatıldı. Ergenekon TSK içinde Amerikan karşıtlarının tasfiyesidir. Buyurun cevap verin. Yani kim cevap verecek? Hükümet cevap verecek, yargı cevap verecek, Silivri Kalesi cevap verecek. Bu az buz bir iddia değil. Az buz bir adam da söylemiyor bunu. 50 senedir politika yapan Oğuzhan Asil Türk söylüyor. Saltanat arabaları 3 demiş Sözcü. Kızaktaki meclis bürokratlarına bile makam otosu verildi. Milletvekilleri için 56 adet 2012 model lüks makam otosu kiralayan meclisin görevden alınan bazı bürokratlarına da makam otosu tahsis edildiği ortaya çıktı. Hamas için de 300 milyon dolar, Libya'ya devrim için 300 milyon dolar gönderen iktidar, Gazze'yi yöneten Hamas örgütünün liderine de Ankara'da ofis açtırıp 300 milyon dolar destek verecek, babasının parasını verecek sanki. Benim paramı verecek, senin paranı verecek. Efendim, Vatan Gazetesi katil kocaya yargı şefkati manşetiyle çıkmış. Yargıtay kadının eşine attığı kumandayı ağır tahrik saydı, müebbet hapsi 18 yıla indirdi. Katil koca 7 yılda çıkacak. Ne güzel değil mi? Hı? Şey diye de hafifletebilirdi. Kadın da adama canım zaten sert bakmış, adam o yüzden öldürmüş, indirin, indirin cezayı. Kumanda atmış, vay be, sanırsın nükleer bomba atmış ha. Suudi kadınlara tribün serbest, Kral Abdullah çalışma izni verdiği kadınların şimdi de statta maç izlemesini onayladı. Cidde Medine arasındaki Kral Abdullah stadının %15'i de kadınlara ve ailelere ayrılacak. Vallahi ben onu bilmem. Arap kadınlarının maç izlemesi meselesini ben şeyi bilirim. Bursa Spor taraftarı kadınları ve çocukları. Abi bir susmadılar ya. Ha? Üf, o Galatasaray maçında ne bağırdılar? Maç başladı bağırdılar. Maç bitti hala bağırıyorlardı. Hatta maç başlamadan önce yarım saat 45 dakika önce başladılar bağırmaya. Bir de şeyi de öğrenmişler artık. Bağırmasını da öğrenmişler. Hep bir ağızdan bağırabiliyorlar. Şahaneydi ama ya. Vallahi Bursalı kadınları tebrik ediyorum. Dayak yedin hapiste yat milliyetin manşeti. İki üniversiteli metrobüste adalet sistemini eleştirirken karı koca sivil polislerin saldırısına uğradılar ama savcı iki gence polislerden daha fazla hapis istedi. Ekim ayında İncirli durağından bindikleri metrobüste adalet sistemini tartışan üniversite öğrencileri Özgür Benol ile Münes Sayar'ı yanlarındaki sivil polis çiftin müdahalesiyle karşılaştılar. Çorlu'da görev yapan Alperay Çakır Münes Sayar'ın saçına elini dolayarak "Burada sevişmeyin, ben polisim" diye bağırdı. Ana, adalet sistemini eleştirmek sevişmek mi oldu şimdi? Nasıl ya? Ya iki tane genç adalet sistemini eleştiriyor metrobüste. Polis "ne sevişiyorsunuz lan burada" diye saldırıyor. Yatak odasına baskın yapsalar Allah bilir mevcut düzeni ve anayasayı tağir, tebdil ve ilgadan İkisini de ömür boyu hapse atacaklar. Ama saçma ya. Burada sevişmeyin, ben polisim diye bağırdı. Sonra eşi Oğuz Kağan Çakır devreye girdi ve büyük bir kavga yaşandı. Kadın polis gençlerin kendisine temas ettiğini öne sürerken bir de devlet aleyhine konuşuyorlardı dedi. İki tarafta şikayetçi oldu ve iddianame hazırlandı. Ancak savcı gençlere daha fazla hapis istedi. Münes Ayar 7,5 yıla, Özgür Benol 5,5 yıla kadar hapiste yargılanacak. Olayı başlatan Alperay Çakır için 5 yıla kadar, eşi Oğuz Kağan Çakır'a 3 yıla kadar hapis talep edildi denilmiş. Garip. Habertürk gazetesi maliyede kast kavgası demiş. Ordu evlerindeki kast sisteminin sona ermesinden sonra şimdi de maliye yemekhanesinde fişlere göre oturma düzeni isyan çıkarmış. Tabii müdürler bir yerde, şefler bir yerde, memurlar bir yerde falan gibi. Vizesiz Avrupa'ya bir adım kaldı, Güneş'in manşeti.
Avrupa Parlamentosu Türklere vize şartı koyan tüzüğün iptali için yapılan başvuruyu kabul etti. Karar lehte çıkarsa 3 ay süreli ziyaretler vizesiz olacak imiş. Fener'den 1000. Zafer Fenerbahçe evinde konuk ettiği Mersin İdman Yurdu'nu Bienvenue ve Stohun golleriyle devirdi. Kanarya bu zaferiyle lig tarihinde 1000. galibiyetine ulaşan ilk takım olma onuruna da erişti diyor. Yeni Çağ gazetesi vatandaşlar çadırda yanıyor, Cumhurbaşkanı kar topu oynuyor demiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Van'daki drama dikkat çekip iktidar enkazın altından çıkamadı dedi. Bir Gün gazetesi derken mektup elden ele. Ne demek bu derken mektup elden ele? İşçinin Cumhurbaşkanı'na gönderdiği mektup AKP'li patronun masasına girdi. Başbakanın eski koruması AKP'li Recep Özdemir'in firmasının devleti ve çalışanları dolandırdığı iddia edildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'na mektup gönderen işçinin mektubu patrona geri döndü. İşçi de kovuldu. Yani Cumhurbaşkanı şikayet mektubunu patrona iade etmiş. Peki efendim, hemen meteorolojiye bakalım. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlandık. Cengiz Çelik hattımızda. Sayın Çelik, günaydın. Günaydınlar efendim. Efendim, İstanbul'un durumunu 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Çünkü işe gelirken her gün 20 dakikada geldiğim yolu 50 dakikada tamamladım. Ama bütün Türkiye'de hava durumunu tabii ki deprem bölgesine özel önem vererek lütfeder misiniz efendim? Tabii, hemen estağfurullah, hemen aktarayım. İstanbul, öncelikle İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün için etkili olan kar yağışı ve kuvvetli poyraz bugün, yarın ve çarşamba gününde etkili olacak. Perşembe ve cuma günü İstanbul için yağış beklemiyoruz. Van bölgesine baktığımızda da Van bölgesinde kar yağışı yine İstanbul gibi 3 gün devam edecek. Hatta perşembe günü de ilk saatlerde Van bölgesi için kar yağışı görünüyor. Bugün için yurt genelinde baktığımızda yurdumuzun hemen hemen tamamında yağış var. Sadece Edirne, Çanakkale, yağışlarımız Akdeniz kıyılarında yağmur şeklinde yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. 3 büyük ilimizin ayrıntılı raporuna bakarsak bugün için İstanbul çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı. En yüksek sıcaklık 2 derece olacak. İzmir'e baktığımızda yağış beklemiyoruz. Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. Ankara'ya baktığımızda ise hava parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı, en yüksek sıcaklık -2 derece olacak. Hemen yarın ve bugün de aktarayım. Yarına baktığımızda bugünküne benzer bir hava durumu görüyoruz. Yarın için yine yurdumuzun hemen hemen tamamında yağış var. Sadece Marmara'nın batısı ile Batı Ege dışında tüm yurt yağışlı geçecek. Yağışlar yine Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Çarşamba günü yağışlı hava etkisini birazcık azaltıyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu'nun doğu ile Doğu Akdeniz bölgemizde yağış var. Diğer yerlerde yağış beklemiyoruz efendim çarşamba günü. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Taraf gazetesiyle devam edelim. Zanlılardan önce savcılar sanık, Deniz Fener'i savcılarına jet iddianame. Deniz Fener'i E.V soruşturmasını yürüten eski savcılar hakkında 11 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Zanlılar hakkında ise iddianame hala hazırlanmadı. Acelesi yok yani, hazırlanır. Durun bakalım, ama ne, patladınız mı? Daha kaç yıl oldu ki soruşturma başlayalı? Ha, savcılara jet, yani yargıyı hızlandırma çabalarının bir sonucu olmuş işte. Neyi beğenmiyorsunuz onu anlamıyorum ki. Yeni Şafak şeysi şefkat harekatı demiş ve tabii harekatın mimarı olarak da herhalde gösterecekler Emine Erdoğan hanımefendinin bir fotoğrafı yer almış burada. Uludere'de yüreği yanan annelerin acısını paylaşmak için yine anneler seferber oldu. Kadın siyasetçilerle birlikte bölgeye gidecek Emine Erdoğan, acılı annelerle kucaklaşacak. İnternet üzerinden Buluşan Kadınlar adıyla örgütlenen bir grup aydın kadın, yas tutan annelerin dualarına ortak olacak. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda şefkat harekatına omuz verecek imiş. Çok güzel yaparsınız, şahane bir şey yaparsınız. Ama Emine Erdoğan orada o bombalamadaki istihbaratın nereden alındığını açıklayacak. Bak, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki %100 yabancı. Yani %100 Amerikan istihbaratıyla öldürüldü o köylüler diyor. Emine Erdoğan bu şefkat harekatını o istihbaratın nereden alındığı bilgisiyle taçlandıracaktır. Aksi mümkün değil yani, değil mi? O zaman nasıl şefkat göstereceksiniz ki? 28 Şubat'ı unutmadık. Van eski milletvekili Fethullah Erbaş suskunluğunu bozmuş. Ergenekon'un oynadığı oyunlara karşı Milli Görüş camiasını uyaran Fethullah Erbaş, Ergenekon şebekesi milli irade düşmanıdır.
28 Şubat darbesi bir Amerikan planıydı. Dün Amerikancı bugün ulusalcı olan Ergenekoncular Erbakan hocanın ardından timsah gözyaşları döküyorlar. Erbakan'ın ne büyük bir vatansever olduğunu 28 Şubat'ta bilmiyorlar mıydı demiş. Peki desin. Zaman şeysi PKK'nın Eruh'taki ilk eyleminde MKE'nin bombaları kullanıldı diyor. Emekli bomba uzmanı Başkomiser Nazmi Nuri Çelik. Bu da ilginç bir iddia. Fransız firmasının yeni hedefi 1 milyar liralık ekimlik ihalesiymiş. Hani bir ihale aldı ya Fransız firması. Adamlar bize demediğini bırakmıyor. Biz onlara ihale üstüne ihale veriyoruz. Şahaneyiz yani. Akşam gazetesi Bizans'ın kemikleri sızladı diyor. İstanbul'da tarih yağması defineciler 1200 yıllık arkeolojik sit alanını delik deşik etti. İnceiz mağaraları ile Bizans mezarları köstebek yuvasına döndü. Uzmanlar isyanda devlet çaresiz imiş. Hamas iddiasına yanıt göreceğiz. Cumhurbaşkanı Gül Hamas'ın Türkiye'de büro açacağı iddiasına yanıt verdi. Hamas Filistin'de seçimleri kazanmış bir oluşum. Türkiye'nin temasları eskiden beri sürüyor. İşbirliğinin boyutları nereye varır göreceğiz. Suriye'den sonra yer arayan Hamas lideri Halit Meşal ise ilk ziyaretini Ürdün'e yaptı ancak olumlu yanıt bulamadı. Hamas'ın tercihi Katar ya da Mısır biçimindeymiş. Onu da öğrenmiş olduk. Ve Star gazetesi ve o yakında kapısı çalındı diyor. 27 Mayıs'ın ürünü o yakın tarihinde ilk kez Sayıştay denetimi yapılacak. Meclis özel kuruluş yasası nedeniyle 1961'den bu yana denetlenmeyen OYAK hesaplarını incelemesi için Sayıştay ve Hazine'yi görevlendirdi. Genel müdür de dinlenecek. Peki de yasa değişti mi? Değişmedi bildiğim kadarıyla. Nasıl o yasaya rağmen bu işi yapacaksınız? Korsanlık olmayacak mı? Yani yasa değişti değişmedi diye biliyorum. Değiştiyse mesele yok. PKK şimdi kendi jitemini üretti. AKP'nin fikir ve strateji mutfağındaki önemli isimlerden Grup Başkan Vekili Mahir Ünal bugüne konuştu. Siyaset, dış politika ve PKK konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı diyor. O bölümüne bakalım. Örgüt uluslararası taşeronluk yapıyor. Bölgenin üzerinde bir karabasan gibi çöküp insanların siyasi iradesini vesayet altına alıp nasıl düşüneceklerine, neye inanacaklarına kadar müdahale ediyor. JITEM Türkiye'de 90'larda kaldı ama şimdi PKK kendi JITEM'lerini üretti demiş. Sabah gazetesi Avrupa'da emlak yıldızı İstanbul diye bir manşetle çıkmış. Uluslararası emlak piyasasının tepe yöneticileri aynı görüşte. Avrupa'da 2012 yılına damgasını vuracak birinci kent İstanbul demişler. Manşetlerinde. Peki efendim, hemen Ulusal Kanal Haber Merkezi'nin gündemine geçelim. İlk haberimiz eczacı mitingiyle ilgili. Hastalandığımızda doktordan sonra uğradığımız danışmanlarımız eczacılar soğuğa ve kara rağmen dün alanlardaydı. Binlerce eczacı AKP'nin ilaç düzenlemelerine karşı çıktı. Türkiye'nin 20'ye aşkın ilinden İstanbul'a gelen binlerce eczacı sağlıkta yaşanan yıkıma dur dedi. Dönüşüm politikalarıyla yaşanan yıkıma dur demek için İstanbul'da toplandı. Türkiye'nin pek çok ilinden gelen eczacı odaları İstanbul Haydarpaşa Siyah Mersek Kalp Hastanesi önünde başlattıkları yürüyüşü Kadıköy Meydanı'nda bir mitingle bitirdiler. AKP'nin yeni ilaç düzenlemesi eczacıları zarar ettirdi. İflasın eşiğine gelen eczacılar ilaç fiyatlarındaki indirimin eczacı ve vatandaşa fatura edilmesine karşı tepkili. Yürüyüşten sonra Kadıköy Meydanı'ndaki eylem alanında toplanan farklı illerden gelen eczacı odası başkanları sağlıkta yaşanan yıkımı anlattı. AKP'nin sağlıkta dönüşüm adıyla yurttaşa 6 yıldır masal anlattığını söyleyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, meslek haklarımızı ve yurttaşın ilaç hakkını geri alacağız dedi. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tasfiye edildi. Artık ilaçla ilgili bütün düzenlemeler içinde eczacı adının dahi geçmediği bu kurum tarafından yapılacak. İlaç üzerindeki devlet sorumluluğu kaldırıldı. 3 ay önce çıkartılan ilaç fiyat kararnamesi ve sağlık uygulama tebliği ile eczanelerimizde tarihimizin en büyük ekonomik yıkımı yaratıldı. Eczanelerimizdeki yıkımı durduracağız. Mesleki saygınlığımızı ve halkımızın ilaç hakkını yeniden söke söke alacağız.
Peki eczacılar AKP'nin sağlık politikalarıyla yaşanan yıkım için ne diyor? Türkiye'nin farklı illerinden eylem için İstanbul'a gelen eczacılar hükümetin yeni ilaç düzenlemesine neden karşı olduklarını ulusal kanala anlattılar. Evet. Neden? Neden demeyelim ki? Hastalar mağdur, eczacılar mağdur. Yıllardır çalışıyoruz. En kötü dönemini yaşıyor eczacılarımız. Nasıl etkiliyor peki vatandaş? İlaçlarını alamıyorlar. İlaçlardan seçiyorlar. İşte gerekli ihtiyaç olanları verin diyorlar. Ödeyemiyorlar. Ödeme zorlukları çok fazla. Biz her şeyden önce artık eczacılık yapmak istiyoruz. Mesleğimizi yapmak istiyoruz. Bir reçetede 4 tane tahsilat yapıyoruz hastalardan. Neleri yapıyoruz? Fiyat farklarını yapıyoruz. Reçete bedellerini yapıyoruz, katılım paylarını yapıyoruz. Biz bize ait olmayan paraların tahsilatını yapmak istemiyoruz. Biz halkımıza hizmet vermek istiyoruz. Son dönemde yaşanan ilaç fiyatlarındaki düşüşler büyük ölçüde eczacılarımızın sırtına vurulmuş durumda. Elbette ki vatandaşımız ilacına en ucuz, en uygun şekilde ulaşabilmeli. Fakat buradan doğan sıkıntılar eczacılarımızın sırtına vurulmamalı. Sonuçta eczacılarımız da emekçi insanlar. Katılım payları çoğaldı. Halkımız bunu daha bilmiyor şu anda. Eczaneye geldiği zaman fark ediyor. Diyelim ki 20 liralık eczane ilaç var. İlaç ücreti 5 lirasını 6 lirasını hasta ödüyor. Biz bunları proses ediyoruz. Artık eczanelerde vatandaş yazılan ilaçların bir kısmını alamamaya başladı. Yani ilaçlarını bırakıp gidiyorlar veya hesaplatıp bırakıp gidiyorlar. Sağlıkta dönüşüm dendi ama hakikaten kötü bir dönüşüm oldu. Vatandaş sağlığından oluyor şu an. Ne yazık ki olan hastalarla eczacıları oldu. İlaç firmaları falan bir şekilde kurtardı kendini ama olan bize oldu. Biz de hakkımızı aramaya geldik. Bir ay verdiğimiz bir ilacı ikinci ay ya fark alarak veriyoruz ya ödemiyor diyoruz. Halk bunu anlamakta zorluk çekiyor. Biz ilaçların ucuzlamasını, karımızın düşmesinden şikayet etmiyoruz. Bu haksızlığa bir çare getirsinler. Vatandaşlarımız da çok zor durumda kaldıkları durum oluyor. Eczacılarımız da maddi sıkıntılar olarak, manevi sıkıntılar olarak da sıkıntıya giriyor. Bir başka konuya geçelim. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, İşçi Partisi lideri Doğu Perinçe'ye savunmasından dolayı verilen 16 yıl hapis cezasını susturma amaçlı ve korkunun ifadesi sözleriyle değerlendirdi. Zulüm, bizzat mahkemeler eliyle meşrulaştırılırsa işte bunun adı ileri faşizmdir. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'ye savunması nedeniyle verilen 16 yıl hapis cezasına tepki gösterdi. Hakkınızı arama mevkiinde durumunda olduğunuz bir mahkeme size savunmanızdan dolayı böyle bir ceza veriyorsa nerede arayacaksınız bu hakkınızı? Ulusal kanalda yayınlanan Politikanın Nabzı programında konuşan Kocasakal, cezayı susturma amaçlı ve korkunun ifadesi olarak değerlendirdi. Bu verilen ceza aslında susturmaya yönelik ve bir bana göre korkunun da ürünü. Çünkü hiç kimse şey yapmasın, herkes ne yaptığının farkında. Yani hakimler de, savcılar da, soruşturma makamları da, emniyet de neyin ne olduğunu, ne yaptıklarının, bu yaptıklarının ne anlama geldiğinin, bunların bir gün mutlaka hukuken hesabının sorulacağının herkes farkında. Dolayısıyla duramazlar. Bakın bu aşamadan sonra duramazlar. Yani zaten fren şu an patlamış durumda, önüne çıkanı ezip gidiyor. Kocasakal hukuksuzluklarla ilgili yargı çözer görüşünü eleştirdi. Yargı çözer. Doğru. Yargı şu anda Türkiye'yi çözüyor. Yargı şu anda hukuk devleti, üniter, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye'yi çözüyor. Parçalıyor yani. Kocasakal, özel görevli mahkemelerin gözaltı, tutuklama ve dinleme aygıtına dönüştüğünü söyledi. Bunlar artık bir yargılama merciği olmaktan ziyade bir gözaltı, ki hukuku çıkarılırsanız o gözaltı gözdağına dönüşüyor. Bir tutuklama, ki hukuku çıkarılırsanız bu bir tutsaklığa dönüşüyor. Gözaltı, tutuklama, dinleme ve yakalama merciği bunlar. Dolayısıyla orada bir yargılama falan yapılmıyor. Evet, Deniz Fener soruşturmasını yürütürken görevden alınan savcılar hakkında şimdi de hapis cezası isteniyor.
Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame eğer kabul edilirse 3 savcı 1 yıldan 11 yıla kadar hapis sistemiyle Yargıtay'da yargılanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce Deniz Fener'i soruşturmasından aldığı savcılar Nadi Türkaslan, Mehmet Tamöz ve Abdülvahap Yaren hakkında şimdi de iddianame hazırlandı. Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Türkaslan'ın evrakta tahrifat oluşturmak ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla 4 yıldan 11 yıla kadar hapsi istendi. Yaren ve Tamöz için de görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme iddianameyi kabul ederse dosya Yargıtay'ın ilgili dairesine gönderilecek. İlhan Cihaner örneğinde olduğu gibi 3 savcı Yargıtay tarafından yargılanabilecek. Soruşturmayı yürüten, görevden alınarak basın suçları soruşturması bürosunda görevlendirilen savcılar Türkaslan ve Yaren kısa süre önce de Fikri ve Sinayi Haklar Soruşturma Bürosu'na gönderilmişlerdi. Ve İstanbul'un kapısı, İstanbul'un kapısı Haydarpaşa Garı tarih oluyor. Hızlı tren projesi nedeniyle Haydarpaşa'nın dış hat bağlantıları kaldırılacak, tüm seferler duracak, tarihi gar sessizliğe gömülecek. Yani bir asırdan fazla süre boyunca Türkiye'ye hizmet veren Haydarpaşa'da son tren düdüğü 1 Şubat'ta çalacak. Dikkat edin, birbirimizi yitirmeyelim. İstanbul'da şakaya gelmez ama bu iş. Ama lazım mı acı baba? İlazım değil, de geç işine baba. Gideriz ya. Hadin bakalım, davranın. Allah'ın izniyle şah olacak İstanbul'da şah. Bu kadar insan. 1964'te Haydarpaşa'da yankılanan bu tren düdüğü Güneydoğu Ekspresi'nden. Orhan Kemal'in yenik ama o hiç kaybolmayan umutlarıyla yola çıkan 6 kişilik Bakırcıoğlu ailesinin İstanbul'un kapısı Haydarpaşa'dan ilk merhabası. Artık sadece Halit Refik'in gurbet kuşlarında kalıyor. İkinci Abdülhamit döneminde yapılan ve 1908 yılında hizmete açılan Haydarpaşa Garı, İstanbul-Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edildi. Osmanlı'nın son dönemlerinde Hicaz Demiryolu seferleri buradan yapıldı. 3 kez cayır cayır yandı Haydarpaşa ama yıkılmadı. Tarihin ayakta tuttuğu Haydarpaşa Garı'nı yerle bir etmek için AKP hükümeti ise bir gecede düğmeye bastı. Yıkımın adı Hızlı Tren Projesi, tarihi Haydarpaşa Garı'nın sonunu getirdi. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan gar birkaç ay içinde sessizliğe gömülecek. Başkent, Cumhuriyet ve Sakarya Ekspresleri tarihe karışacak. 1 Şubat'tan itibaren Haydarpaşa Garı'ndan tren kalkmayacak. 2-3 yılı bulacak hızlı tren çalışmaları tamamlandığında son durak Söğütlü Çeşme olacak. Yani Haydarpaşa Tren Garı tarihe olacak. 1908 yılından beri bambaşka ayrılıklara, gözyaşlarına, umutla bekleyişlere, hasret dolu kavuşmalara tanıklık eden Haydarpaşa Garı bu kez de kendi yok oluşuna tanıklık edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın akıllarda onlarca soru işareti bırakan projesi sonunda Haydarpaşa'ya ne olacağı ise belirsiz. Ama kültür merkezi, otel, yaşam alanı gibi ortaya konan fikirler, Haydarpaşa'nın 104 yıldır üstlendiği tren garı olma özelliğinin ortadan kalkacağının ispatı. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Tekrar gazetelere dönüyoruz. Aydınlık gazetesinin manşeti işçiye usta kazığıydı. Sendikalar toplu iş sözleşmesi yetkisini kaybediyor. AKP hükümeti 3 yıldır açıklamadığı SGK iş kolu istatistiklerini bugün açıklıyor. Bugün açıklanacak SGK istatistiklerine göre 100 sendikadan sadece 12'si toplu iş sözleşmesi yetkisini koruyabiliyor. Sendikalar hedefte kıdem tazminatını kaldırma hesabı olduğuna dikkat çekiyor. Toplu iş ilişkileri yasa tasarısı 3 aydır Bakanlar Kurulu'nda imzayı bekliyor. 7 bakan imzalamadığı için yasalaşamayan tasarıda iş kolu barajı binde 5'e düşürülüyor. Sendikalara üyelikte noter zorunluluğu kalkıyor. İş kolu sayıları azaltılıyor. Hak İş Başkanı Mahmut Aslan, SGK verilerine göre yetki belirlemesinin kaosa neden olacağını söyledi. Aslan, 12 Eylül darbesinin ürünü yasalarla cendereye alınmış çalışma hayatı daha da karanlık bir döneme girecektir dedi. Burada temelde mücadeleci bazı sendikalar var. Hava İş gibi, Türk İş'ten mesela
Petroliş gibi işte disk büyük oranda tasfiye edilecek. Böyle dikensiz gül bahçesi yaratacaklar iş yaşamında. Eczacılar isyan etti. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasında süren ilaç alım protokolü görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eczacılar İstanbul Kadıköy'de miting yaparak seslerini duyurdu. Mitingde eczaneler üzerindeki katılım payı tahsilatçılığı yükünün ağırlaştığı küçük ve orta ölçekli eczanelerde gelir gider dengesizliğinin daha da arttığı ve iflas sürecinin hızlandığı dile getirildi. Bir başka haber yine Aydınlığın birinci sayfasından. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere'de 35 yurttaşımızın bombalanmasıyla ilgili istihbaratın %100 yabancı kaynaklı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu olaydan sonra MİT'in ve Genelkurmay'ın açıklama yaptığını, istihbaratın yabancı kaynaklı olduğunu şöyle açıkladı. O zaman hükümete düşen bir tek şey var. Bu istihbaratın hangi kaynaktan geldiğini çıkıp kamuoyuyla paylaşması lazım. Bizim de görmemiz lazım ama hükümet bunu açıklayamaz demiş. Açıklanacak bir şey yok. Zaten olay meydanda. Zaten Aydınlık Gazetesi de bir sonraki aşamasını bile yayınladı. İlk bombayı predatörler attı diye. Daha neyi açıklayacak hükümet? Her şey meydanda bana sorarsanız. Yasaklar Beyoğlu esnafını bitirdi. Önce eğlence mekanlarının önüne masa ve sandalye konulması yasaklandı. Ardından kapıları ısıtıcı. Şimdi de nargile kafelerde nargile içme yasağı gündemdeymiş. Nargile kafelerde nargile içmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Salep için efendim, Allah Allah, ne var yani? Her şeye de itiraz. Bakın işte bu saydığım sendikalar. Onlar tepkilerini göstermiş. Mesela bakalım, Hava İş Sendikası Genel Başkanı Atilla Ayçin, AKP'nin amacının kıdem tazminatını kaldırmak olduğuna dikkat çekiyor. Aydınlığa konuşan Ayçin, hükümet barajı düşürmeyecek çünkü başta kıdem tazminatı olmak üzere kiralık işçilik ve güvencesiz esnek çalışmayı istediği gibi yasalaştırmak istiyor. Bunlar için şimdi elinde SGK verilerini bir koz olarak kullanacak demiş. Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel de barajın mutlaka düşürülmesi gerektiğini belirtmiş. Türkel, AKP hükümetinin toplu iş ilişkileri yasa taslağını Bakanlar Kurulu'ndan geçirmese de barajı düşürmeyerek ortaya çıkacak durumu değiştirmeyeceğini söylüyormuş. Tehlikenin aynı zamanlarda sendikalar içinde örgütlenme konusunda bir uyanmaya neden olacağını ifade eden Türkel, hükümet örgütlü işçinin tepkisini göze alabilirse barajı düşürmesin demiş. İyi, görelim bakalım tepkinizi. Avrupalı iş ve aşk kuyruğunda Avrupa'nın yıllardır hafızalara kazınan refah içindeki görünümü krizle birlikte büyük yer aldı. Krizden sonra Avrupalılar bedava yemeklerin dağıtıldığı aş evleri, ikinci el pazarları ve odun sobasıyla tanıştı demiş. Bugün Belçika'da genel grev yapılıyor. Sabah Euronews denen bir haber kanalında gördüm. Havaalanını ve tren garlarını gösteriyordu. Avrupa gerçekten, kapitalizm gerçekten krizde. Nerede? Ankara'da. Adalet ve Demokrasi Haftası çerçevesinde Batı Kent Birlikteliği Yargısız Adalet, Adaletsiz Hukuk konulu panel gerçekleştirilmiş. Panelde konuşan Nusret Senem, Ergenekon tertibinde TSK'nın etkisiz hale getirilmesi hedeflenmiştir. ABD'nin kontrolünden, NATO'nun yörüngesinden çıkan TSK cezalandırılmaktadır. ABD planlarını reddeden generaller Silivri'ye hastala gönderilmiştir demiş. Cumhurbaşkanı Gül, Hamas yasal bir örgüt diye bir açıklama yapmış. AKP ve Erdoğan, İran'a yakın politika izleyen Müslüman ülkeleri İran'dan uzaklaştırarak Amerika'ya yakınlaştırma görevini yürütüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hamas'ın Türkiye'de büro açacağına ilişkin haberlerle ilgili olarak Hamas yasal bir örgüt demiş. Tabii canım, AKP ve cemaatin 2002'deki ortak kararı acıma yok et. Deniz Fener'i yolsuzluğu soruşturmasını yürüten savcılara 11 yıla kadar hapis sisteminin AKP'nin ve cemaatin 2002 yılında bundan sonra izlenecek yol kararları çerçevesinde alındığı bildirildi. AKP ve cemaatin 2002 yılında önlerine çıkacak engeller için acıma yok et kararı aldığı ifade edildi. Erdoğan çok tedirgin diye bir ara başlık var burada. AKP ve cemaate yakın bir kaynak, cemaatin ele geçirdiği kritik birimler eliyle kendi alanını genişletmek için gizli faaliyetlerde bulunduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi. Erdoğan bu işlerden ciddi tedirginlik duyuyor ancak ipleri kaptırmış durumda. Şimdi fazla sorun yaratmadan bazı hamleler yapmaya çalışıyor ama bugüne kadar çok etkili olmadı. Karşılıklı hamleler devam ediyor. Erdoğan'ın sağlık sorununu da kendisine engel teşkil ediyor. Önümüzdeki dönem çok karmaşık diye konuşmuş. Yani Erdoğan'ı tehdit ediyor cemaatin gücü. Benim anladığım bu. Barzani konuşmuş, Kürt Ulusal Konferansı'nı bu yıl gerçekleştireceğiz.
Mesut Barzani, Türkiye, Irak, İran ve Suriye'deki Kürtlerin bir araya gelmesinin planlandığı 4 parça tek millet sloganlı Kürt Ulusal Konferansı'nı bu yıl gerçekleştireceklerini söylemiş. Büyük Kürdistan peşinde Barzani Efendi. Evet, yeter zannediyorum aydınlıktan bu kadar. Biraz daha okursak okunacak geri kalmayacak. Ondan sonra gene ben fırçayı yiyeceğim. Ya ye, okudun bitirdin niye alacaklar ki falan diye. Gerisini arkadaşlar şu buradan çıkınca köşedeki büfeden siz alacaksınız. Siz okuyacaksınız. Hürriyete bakıyorum ben, hemen İstanbul'da metro Boğaz'da buluşuyor diye bir sürmanşet. Kadir Topbaş, İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ulaşıma alternatif olacak yeni projeyi ilk kez Hürriyet'e açıklamış. Levent Hisarüstü raylı sistemi, Boğaziçi Üniversitesi'nin yer aldığı yoğun yerleşim ve araç trafiğinin olduğu Etiler bölgesini rahatlatacak. Baba, hep Etiler'i rahatlatıyorsunuz. Hep Nişantaşı'nı rahatlatıyorsunuz. Lan Bayrampaşa, yani ulan ortalığa söylenmiş bir laf, kimse alınmasın o ula anlamına. Bir Bayrampaşa'yı rahatlatın ya. He? Bir Sefaköy'ü rahatlatın, bir Ümraniye'yi, Dudullu'yu rahatlatın ya. Varsa yoksa Etiler Nişantaşı. Etiler Nişantaşı abi. Etiler Nişantaşı. Gidin rahatlatın hadi ya, aman. 2 yılda tamamlanması planlanan mini metro yer altından gidecek ve 5 duraklı olacak. Levent'ten Hisarüstü'ne 5 dakikada ulaşacak yolcular, oradan da finiküler ile 3 dakikada Aşiyan Parkı'na, yani Boğaz kıyısına inecek. Kime yapıyorsunuz siz bu sistemi şimdi? Hı? Fakir fukaraya mı? Hey yavrum hey. Karadeniz'de nükleer devriye. Rusya nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçaklarını gelecek aydan itibaren Karadeniz bölgesinde kapsayacak, devriye uçuşlarında görevlendirecekmiş. Moskova SSCB'nin parçalanmasından sonra bu uçakları ilk defa 2008'de hangardan çıkarmıştı ve bir TU-160 stratejik bombardıman uçağı ABD ile ciddi kriz yaşandığı sırada Venezuela'ya gitmişti. Rus bombardıman uçakları bu tarihten itibaren bölgede ABD'yi tedirgin edici devriye uçuşları başlatmıştı. Rusya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Vladimir Drik, stratejik filo Atlas ve Pasifik okyanuslarıyla Kuzey Buz Denizi'nin yanı sıra artık Karadeniz bölgesinde devriye ağlarını kapsamına alıyor dedi. Rus Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov ise devriye uçuşları kimseyi tedirgin etmemeli diye konuştu. Rusya uzun menzilli stratejik hava gücü olarak TU-160 ile TU-95 uçaklarını kullanıyor. 25 saat ikmalsiz havada kalabilen, 25 saat, bir gün artı bir saat. Bayağı be, 25 saat. Kalabilen Beyaz Kuğu lakaplı TU-160 toplam 40 ton silahla 6000 kilometre vuruş menziline sahip. Dünyanın en gürültülü askeri hava aracı TU-95 ise 15 ton füze taşıyabiliyormuş. Vay 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 vay. Neyse. Saraya rüşvet baskını. Bir de Almanya'dan bir haber verelim değil mi? Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde bir ilk yaşandı ve Berlin'de Bellevue Sarayı olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda arama yapıldı. Polis Cumhurbaşkanı Wolf'un görevden aldığı eski sözcü Olaf Glasker'in ofisindeki belgelere el koydu. Glasker'in rüşvet aldığı iddia ediliyor imiş. Gelsinler beni tutuklasınlar. Sezen Aksu'nun konserini izlemek için Davos zirvesinde İsviçre'nin Zürih kentine geçen Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış inkar yasasını eleştirdi. Biz bugün İsviçre'deyiz ve ben diyorum ki 1915 olayları soykırım değildir. Gelsinler beni tutuklasınlar, bu tür çabaların yaşama şansı yok demiş. Egemen Bey ulusalcı oldu resmen. Egemen Bey böyle konuşmayın. Lütfen. Yani nedir bu? Sabahın 5.30'unda gelip birilerinin sizi alıp Silivri'ye götürmesini mi istiyorsunuz? Kim yürütecek ondan sonra müzakereleri? Ya Allah Allah, ne oluyor bunlara ya? Olacak gibi değil. Efendim, ABD'ye rahim nakli dersi. Türk doktorlar dünyadaki kadavradan ilk rahim nakli yapılan Derya Sert'in dondurulmuş embriyodan oluşacak hamilelik sürecini ABD'deki meslektaşlarına anlatacak. Sert'in 6. ayını doldurmak üzere olan nakil rahmi 6. adetini gördü demiş. Arkadaşlar, bu haberi niye okuduk? Türk tıbbı benim olmadığım hafta tam bir devrime imza attı. Yüz nakli, kol nakli, şimdi rahim nakli yapıldığını öğreniyoruz. O da aynı merkezde yapılmış, aynı ekibin işi. Müthiş bir devrim. Yani gurur duydum. Söyleyeyim mi? Onunla bununla değil ama bu işte gerçekten gurur duydum. Yarın nasılsınız? İstatistiklere göre 2050'li yıllarda ortalama yaşam süremiz 90'lara
selam vermeye başlayacak gibi görünüyor. Ama bunun için modern tıbbın fark etmediği ya da görmezden geldiği iki yanlıştan dönmesi gerekiyormuş. İnsanı tamir edecek bir makine gibi görmek ve hastalıkları önlemeyi amaç edinen binlerce yıllık geleneksel tıbbı ihmal etmek. 2050'lerde 90 yaşını görecekmişiz. İyi de yani benim şanssızlığım ne? İstanbul'da yoğun trafik için yeni çözüm finiküler ve metro olacakmış. Bu birinci sayfadaki haber. Anlaşıldı bunlar Kadir Topbaş'tan bir şey istiyorlar ya da isteyecekler. Kadir Topbaş'ı sürmanşet yapmışlar durduk yerde. Yoksa Hürriyet'in sürmanşet yapacağı bir haber değil o haber. Evet bakalım başka ne var, başka ne var Hürriyet'te? İsviçre davasına Dink'le çıkacak. İsviçre'deki bir konferansta Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır dediği için İsviçre mahkemelerince ırkçı ayrımcılıktan tazminat ödemeye mahkum edilen Doğu Perinçek'in imdadına hayattayken Türklüğü aşağıladı gerekçesiyle tepki gösterdiği Hrant Dink yetişti. Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığı davada Dink'in Türkiye'ye karşı açtığı dava örnek gösterilmiş. Vallahi iyi olmuş kaldı ki... tepki gösterdiği falan lafları çok da yerine oturan şeyler değil anladığım kadarıyla. İstihbarat raporu PKK devlet ihalelerinden 120 milyon dolar haraç oluyor. PKK'nın parasal kaynaklarını bitirmek için İstanbul'daki terör zirvesinde önemli kararlar alındı. Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarından haraç toplayan terör örgütü yandaşlarına yönelik operasyonlar artacak. PKK'nın devlet ihalesi kazananlardan yılda 120 milyon dolar haraç topladığı tahmin ediliyormuş. Bitirin devlet elinizde yani. Peki hemen reklamlara girelim arkadaşlar. Reklamlardan sonra televizyon gazetesi devam edecek. Evet televizyon gazetesi devam ediyor. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Devrimci işçiye kapılar kapanıyor demiş Cumhuriyet gazetesi. Neden kapanıyor? İşte bu sendika istatistiklerinin yayınlanması meselesinden kapanıyor. bu sandalyeye oturana bir öksürük hastalığı bulaşıyor. Abi Füsun'u izliyorum. Füsun iki kardeş. Abi hiç öksürmeyen kadın burada başladı öksürmeye iyi mi? Hem de ne biçim? gülme komşuna gelir başına. Yalnız şeyi okudum, o Oda TV'deki haberin yorumlarını okudum. Bir tanesi diyor ki, bizim Mukaddes teyze var diyor, komşu. Halil Nebiler'in bırakın bir hafta izin yapmasını. Hafta sonları da gelip program yapması lazım, halkı bir işlendirmesi lazım. Ne yaptın Mukaddes teyze ya, sen de bizi mahvettin ha. Ama söyleyeyim, bu cumartesiden itibaren size bir sürprizim var. Geleceğim cumartesi günleri sabahları da geleceğim bundan sonra. Bakalım ne çıkacak ortaya. Bir de şey demiş aynı haberin yorumunda. Ya bu adama bayılıyorum demiş. Bu adamı CHP'nin başına bir geçirsek var ya. Kemal Bey ya, anlarsınız ya. Bir tehdit unsuruyum ben artık sizin için. Yok, şunu anlıyorum. İnsanlara doğrudan seslenince, insanlarla özdeşleşince, insanları sevince onlar da sizi seviyorlar. Yani onları aldatmayınca, onlara ihanet etmeyince, onlara sevginizi gösterince onlar da gösteriyorlar sevgilerini. Bunu da şunun için söylüyorum. Ay ben çok cici bir adamım falan anlamında söylemiyorum. Siyaset yapanlar için söylüyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Ben gazetecilik yapıyorum. Ama yalan söylemezseniz, aldatmazsanız, kandırmazsanız sizi severler. Siz bilirsiniz. Ha ne diyorduk? AKP hükümeti çalışma hayatında kaos yaşanacak bir uygulamaya imza atıyor. Toplu iş ilişkileri kanunu çıkmadan iş kolu istatistiklerinin SGK verilerine göre bugün açıklanması bekleniyor. %10 barajı düşürülmeyince birçok sendika toplu sözleşme yetkisini kaybedecek. 100 sendikadan sadece 12 sendikanın toplu sözleşme yapma yetkisi kalacak. 88 sendikanın toplu sözleşme yetkisi olmayacak. Bu durum işçilerin %64'ünün toplu sözleşme yapamayacağı anlamına geliyor. Şimdi hadi bakalım. Şimdi ne yapacaksınız? Ben kaç senedir size ne diyorum? Yok işte 12 Eylül sendikacılığı mahvetti de 30 sene önceydi ya hemşerim o. 30 sene önceydi. Yasalar mı sizi engelliyor? Yasaları değiştirin. Nasıl değiştireceğiz? Biz parlamento muyuz? Baskı yapın. Bilmem ne yapın yani bir şey yapın. Ya toplu sözleşmeden toplu. Arkadaşlar %5 zam alıyorsunuz. Sendikacılık yaptık diyorsunuz. Şu 30 senede Türk milleti gelirinin %50'sini, %60'ını kaybetti.
Onları geri kazanamadınız. Arkanızdan gelmiyorlar. Gelmiyorlar arkanızdan. Kendi kendinizi bitiriyorsunuz dedik size. Yok öyle bir şey işte. Ayaklarınız havada. Toprağa basın biraz. İnsanların içinde olun. İş buraya geliyor işte. İş buraya geliyor işte. Geliyor. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, AKP hükümetinin %10 barajını sendikalar üzerinde bir tehdit olarak kullandığını ifade ederek buna teslim olmayacaklarını, 12 Eylül rejiminin kapatamadığı DİSK'e AKP tarafından kilit vurulamayacağını söyledi. Uygulamayla 30'u aşkın sendikanın baraj altında kalacağını anlatan Görgün, AKP hükümeti bunu bilerek yaptı. Barajın 1/5'e düşürülmesinin öngörüldüğü yeni yasa tasarısı ise 3 aydır Bakanlar Kurulu'nda bekliyor dedi. Siz hala hükümetten bilmem ne yapmayacağız falan derseniz o işiniz zor. Boyun eğmeyeceğiz. Ne biçim laf bu ya? Ne demek boyun eğmeyeceğiz? Boyun eğmeyeceğiz teslimiyetçi bir tavırdır. Kim boyun eğmez ya da eğer? Geri çekilen adam eğer. Siz bu düzene karşıyız diyemedikçe, bu yağmaya, talana, bu şey kapitalizme karşıyız diyemedikçe, işçileşemedikçe, İsyan edemedikçe, kafanızı kaldıramadıkça boyun eğmeyeceğiz dersiniz. İşte hepsi odur. Bu düzene taarruz edeceksiniz. Ne demek boyun eğmemek? Buna alıştırın artık kendinizi. Boyun eğmeyeceğiz, direneceğiz. Kim direnir? Savunma yapan direnir. Niye savunma yapıyorsunuz? Hani bu düzeni ortadan kaldıracaktınız? Hani kapitalizmi kaldıracaktınız ortadan? Böyle mi kaldırılır kapitalizmi ortadan? Böyle mi sömürü ortadan kaldırılır? Bu düzene taarruz ederek sömürü ortadan kaldırılır. Değiştirin artık bu kafayı. Bu kafa değişecek artık. Yoksa yok olacaksınız. Bakın yok olacaksınız. Ayakkabılarınız çamurlanmadan sokak eylemi yapamazsınız. Gerekeni yapacaksınız. Oh beni böyle konuşturmayın ya. Hukuken iddianame değil, 8,5 yıl hapsi istenen eski Deniz Feneri savcısı Türk Aslan açılan davaya tepki gösterdi. Deniz Feneri yolsuzluğunu araştırırken soruşturmadan alınan Cumhuriyet Savcılarından Nadi Türk Aslan, Sincan Başsavcılığının kendileri hakkında iddianame düzenleme yetkisinin olmadığını söyledi. İddianame için beklenen bir işlemdi diyen Türk Aslan, iddianamede savcılar tahrifat yapmıştır denmediğine dikkat çekti. HSYK'nın 27 Eylül'de verdiği kovuşturma kararına karşı yeniden inceleme başvurusu yaptıklarını dile getiren Türk Aslan, bizim yeniden inceleme başvurumuzla ilgili karar verilmeden Sincan'a evrakı göndermeleri ilginç. Neden 4 ay beklemişler diye sordu. Eski Deniz Feneri savcıları hakkında iddianame düzenlenmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, bu savcılara yapılan son haksızlıktır. Hukuk adına bu kadar büyük ayıp olamaz dedi. Türkiye'nin postmodern diktatörlükle yönetildiğini belirten Kılıçdaroğlu, gazeteci yazmaktan korkuyor. Sizin söyledikleriniz başka gazeteciler. Kemal Bey, biz korkmayız. Biz devrimciyiz, biz korkmayız. Biz yazarız. Biter. Ama var, sizin dediğiniz türler var. Gazeteci yazmaktan korkuyor. Yargıç yargıçlık yapmaktan korkuyor. Çünkü tavla pulu gibi Türkiye genelinde oynayabilirler, sağa sola sürebilirler diye konuşmuş. Van perişan. Van dün 4.4 büyüklüğünde depremle yine sarsıldı. Deprem korkusunu yeniden yaşayan Vanlılar perişan halde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Çadırda yaşamanın her geçen gün daha da zorlaştığını ve ısınamadıklarını belirten depremzedeler bu duruma çare bulunmasını istediler demiş. Türkiye Suriye'de gericilerin yanında. Türkiye Komünist Partisi'nin Ankara'daki Mustafa Supi'ye anma toplantısına katılan Suriye Komünist Partisi sözcüsü Kamışlı Milletvekili Abdullah Halil, Türkiye'nin ülkesindeki gericileri desteklediğini söyledi. Halil, Türkiye NATO'nun Orta Doğu'daki politikalarını gerçekleştirmeye çalışıyor dedi. İşte Halil olsun çamurdan olsun. Şey için söylemiyorum ha. Halil dost demektir Arapçada, arkadaş demektir. Hani Halilullah peygamber derler ya, Allah'ın dostu peygamber anlamındadır o. Bakın Suriye Komünist Partisi'nin bunları söylemesi Türkiye açısından çok önemli. Suriye'deki devrimcilerin Türkiye yönetimini nerede gördüklerini çok iyi belirtiyor. Ortaya koymuş, iyi olmuş. Bakalım iç sayfalara. Yeni soğuk hava dalgası bir hafta etkili. Geçen hafta
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı bu hafta da devam edecek. Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurtta karlı ve yağışlı havanın 6 Şubat'a kadar etkisini göstermeye devam edeceğini söyledi. Marmara bölgesinin bugünden itibaren daha fazla soğuyacağı, hatta gündüz saatlerinde sıcaklıkların eksi derecelere kadar düşeceği belirtildi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri yarın da tüm yurtta yağışların etkili olacağını belirtti. Akdeniz bölgesinde şiddetli yağmur uyarısı yapılırken yurdun geri kalan bölgelerinde ise kar yağışı etkisini gösterecek. Ege bölgesinde ise bulutlu ve soğuk bir hava hakim olacak. Çarşamba günü Akdeniz ve Güney Ege'de güneş yüzünü gösterirken diğer bölgelerde yağmur ve kar yağışı devam edecek. Yetkililer Perşembe günü için ise sis uyarısı yaptı. Özellikle İç Anadolu bölgesinde sis hakim olurken Ege bölgesinde yağış bekleniyor. Yetkililer don ve çığa karşı uyarıda bulundu demiş. Özellikle trafiğe özel araçlarıyla çıkan arkadaşları uyarmak istiyorum. Çok dikkatli olun yani şunun için. Havanın eksinin altına düşmesi her ne kadar ana yollar tuzlansa da don tehlikesini ortaya koyar. Siz ne kadar dikkatli olursanız olun kaymaya karşı, dona karşı yapabileceğiniz tek şey yavaş gitmek, dikkatli gitmek. Ha, deponuzu dolu bulundurun. İstanbul'da araba kullanıyorsanız özellikle bir saat, iki saat yolda kalırsınız. Ondan sonra arabanın içinde donarsınız. Benzininiz de bitti mi kalırsınız ortada. Benden söylemesi. Ha diyeceksin ya 15 milyonluk şehirde böyle şey mi olur? Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Donduğunuzda anlatırsınız bana çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ben söyleyeyim yani. Başka 2000'li yıllar köşesi Erdal Atabek'in öngörümü son görümü diye bir başlıkla yazılmış yazı. Yazı şöyle. Böyle olacağı hiç aklıma gelmemişti. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Olmazdı da. Bize rastladı şans işte. Bu sözleri duyduğum zaman bizim kültürümüzün ne denli son görü kültürü olduğunu düşünürüm. Son görü sözcüğünü sonradan görebilme anlamında kullanıyorum. Aklı sonradan başına gelmek de denilebilir. Uğur Mumcu'nun kitaplarını okuduğunuz zaman ne denli öngörü sahibi olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Neden öngörü? Neden olayları önceden görebiliyoruz? Aklımızı ipotek altında kurtardığımız zaman. Özgür düşünebilmek de budur. Tabularla engellenmemiş akıl, dogmalarla yasaklanmamış düşünce, korkularla sindirilmemiş irade. İnsan ancak o zaman öngörebilir. Öngörü neden sonuç ilişkisini engellemeden kurabilmektir. Ancak o zaman olayların nereden nereye gittiğini görebiliriz. Ama işin içine engellenmiş düşünme girince akış zincirini kuramayız. O zaman da olanları kader diye kabullenmek kalır, kaderci toplumlar böyle yaratılır. Ülkemizin yaratılmış kaderinden kurtulamaması bundandır. Kader diyerek sineye çekilir, kader diyerek katlanılır, kader diyerek çaresizlik kabul edilir. Oysa kader insanın kendisidir. İnsanın kendi yaşamıyla buluşması kolay değildir. Gelenekler, aile baskıları, töreler, dinler, mezhepler, milliyetler, ırklar, tarihler, daha birçok etken insanla yaşama arasına girer. İnsan yaşamını değiştirir, biçimlendirir. Oysa insanın kendi yaşamıyla buluşması onun mutluluğudur. İnsanın kendi yaşamıyla buluşması aklın başarısıdır. İnsanın kendi yaşamıyla buluşması uygarlığın temelidir. Engellerin aşılması da ancak aklın yaşama egemen olması ile olabilir. Tarihteki bütün çatışmaların temeli buradadır. Yaşamı aklın yönetmesi mi? Yaşamı aklı bir kenara iten kalıpların yönetmesi mi? Aklın yönetimi yaşam boyu taşınması gereken bir sorumluluktur. Kalıpların yönetimi ise insanın kendi sorumluluğundan kurtarılmasıdır. Yol ayrımı buradadır. Türkiye'de bu yol ayrımına geldi dayandı. Atatürk'ün gösterdiği evrensel uygarlığın yolu mu, geleneksel yapının biçimlendirdiği geçmişin yolu mu? Yol ayrımı buradadır. Konu AKP iktidarını da aşmaktadır. Konu toplumun kültürünün değiştirilmesidir. Olay siyasal kurumları da aşmaktadır. Kültür değişince kendi kurumlarını yaratır. Böyle bir değişim bütün yaşamı etkileyecektir. Artık kendi yaşamını seçme söz konusu olmayacaktır. Öngörünün yerinde son görü alacaktır. Ülke kendi yarattığı kaderine teslim olacaktır. Onun kendi seçtiği kader olduğunu fark edemeden o kadere boyun eğecektir. Öngörümü, son görümü, yol ayrımı karşımızda demiş efendim, Erdal Atabek. Devam ediyoruz Cumhuriyet'le. Balyoz ve Ergenekon'a devam.
2. Ergenekon ve Balyoz davalarına 15 günlük aradan sonra Silivri Cezaevi Yerleşkesi bitişiğindeki duruşma salonlarında devam edilecek. CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile CHP Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın 3 yıla yakın bir süredir tutuklu bulunduğu davanın bugün küçük salonda gerçekleştirilecek duruşmasında tutuksuz sanık CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün sorgulanacak. Büyük duruşma salonunda görülen 249'u tutuklu 365 sanıklı Balyoz davasında ise 3. iddianamede adı geçen subayların savunmaları alınacak denilmiş. Hopay'ın adı sürüyor. Yine Cumhuriyet'in bir haberi. Savcılığın serbest bırakılanlar için yeni bir iddianame hazırladığı öne sürü öğrenildi. 2. Hopa davası öncesinde serbest bırakılan 16 kişiden 7'si için Hopa Cumhuriyet Savcılığı'nın başka bir iddianame hazırlığında olduğu belirtildi. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete, memlekete arkadaşlar. Müjdeler var yurdumun toprağına, taşına. Tutuklu gazetecilerle dayanışma platformu Azadiya Velat gazetesinin Mardin temsilcisi Aziz Tekin'in 28 Ocak 2012'de Kızıltepe'de KCK operasyonunda tutuklandığına dikkat çekti. Platformun açıklamasında tutuklu gazetecilerin sayısı 19 imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü olmak üzere 105'e çıktı. AKP hükümetinin dört elle sarıldığı terörle mücadele yasasının marifetidir bu denilmiş haberde. Bundan sonra 105 tutuklu gazeteciyle yolumuza devam edeceğiz. Puan ve puanlar almaya çalışacağız. Sultan Gazi Pir Sultan Cemevi hakkında AKP'li belediye tarafından yıkım kararı çıkarılması Alevi yurttaşlar tarafından protesto edildi. Pir Sultan Abdal Cemevi Kültür Derneği'nin 2 yıldır süren çabaları sonucunda Gazi Mahallesi son durak mevkiinde yaptırdığı Cemevi hakkında kamu arazisi üzerine inşa edildiği gerekçesiyle yıkım kararı çıkarıldı. Uzun süredir mücadele veren dernek yetkilileri hakkında da 62.500 lira para cezası kesilerek 5 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Cemevi önünde dün basın toplantısı düzenleyen yurttaşlar, cemevleri ibadethanemizdir, yıkıma karşı omuz omuza sloganları atıldı. Grup adına yapılan açıklamada hiçbir koşulda burayı yıktırtmayacağız, bu alan belediyeye ait bir yer değildir, insanlarımızın hisseli yeridir denilmiş. Sıra geldi cemevlerini yıkmaya, değil mi? Yıkın bakalım ne kadar yıkacaksınız. 2 dakika bekleteceğim Naci. Çok önemli bir haber var. Ondan sonra Naci Eriş'le devam edeceğiz. Milli Görüş'ün abisi Oğuzhan Asiltürk'ten çarpıcı açıklama. Ergenekon Amerikan işi. Asiltürk'e göre ABD İran'a müdahalesine karşı çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subayları tasfiye için böyle bir komplo kurdu. Yıllardır Erbakan'la siyaset yapan Milli Görüş'ün ağır ismi Oğuzhan Asiltürk, hükümete karşı darbe yapmakla suçlanarak tutuklanan subayların vatansever ve milliyetçi olduğunu belirtti ve şunları söyledi. ABD yakında İran'ı işgal edecek. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatansever subaylar buna karşı çıkıyordu. Bu subaylar Ergenekon operasyonlarıyla tutuklatıldı. Ergenekon, TSK'nın içinde Amerikan karşıtlarının tasfiyesidir denilmiş Sözcü'nün haberine göre. Evet Naci Eriş. Bir hafta rahattın. Bir hafta burada yine gündemi sunmaya devam etmiştik. Tabii izledim. Her gün izledim. Benim söylediğim, yani ben olmadığım için rahattın. İğneleme yok, şey yok, değil mi? Ne güzeldi. Aa, geldim. Bela geliyorum demez. Hoş geldiniz. Naci, hepinizi çok özledim. Senin gündemlerine ne kadar ihtiyaç olduğunu da izleyici olarak gördüğümde anladım. İşte o gündemi alalım hemen. Evet, Fransa Senatosu'nda alınan kararla ilgili gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Bakalım bu hafta bu konuda Türkiye'de bir yaptırım girişim olacak mı? Ne gibi bir yöntem izlenecek? Fransa Senatosu'nda Ermeni soykırımı yoktur diyenlere ceza öngören tasarıyla ilgili Sarkozy'nin tutumu ne olacak? Bunu da bu hafta takip etmeyi sürdürüyoruz. Balyoz davası Silivri cezaevinde görülmeye devam ediliyor. Aynı zamanda 2. Ergenekon davası görülecek bu hafta. Silivri'de geçtiğimiz hafta Ergenekon ana davası görülmüş ve cuma gün ara kararlar verilmişti. Bu hafta küçük salonda mı? Evet. Küçük salonda, değil mi? Evet. 2. Ergenekon davasıyla devam edilecek. Biz Haydarpaşa, bir de Balyoz var. Onu söyledim. Aha. Balyoz davası ve 2. Ergenekon davası Silivri'de görülüyor. Şimdi Haydarpaşa'dan Anadolu'ya yapılan, İzmit'e yapılan tren seferlerinin 2 yıl boyunca durdurulması gündeme gelmişti. Bu konuyla ilgili çeşitli haberler yapmıştık. Şimdi de bugün bir tepki var. Haydarpaşa garında sanatçılar, aydınlar bir araya gelecekler. Oraya ilk şey dikkat çekti ya, bu
Soyadı İlsever. Kadıköy İlçe Başkanı İşçi Partisi. Ceyhun İlsever. Ceyhun İlsever. Evet. Kusura bakma, ismini hatırlayamadım. Ceyhun Bey'den de özür dilerim. O ilk dikkat çekti. Bir iki de orada şey de yaptı. Nümayiş de yaptı. Evet. Ama insanlar uyanamadılar demek ki tam olaya. Şimdi hızlı trene bağlıyoruz falan diyorlar ama hızlı trende son durak Söğütlü Çeşme görünüyor. Haydarpaşa'yı toptan devreden çıkartmış oluyorlar. Evet. Galiba alışveriş merkezi mi yapacaklar, ne yapacaklarsa. Haydarpaşa tren garının olduğu yerle ilgili çeşitli planların olduğu tabii iddia edildi. Çeşitli projeler ortaya çıktı. Tabii bunun bir parçası mıdır bilmiyoruz şu anda tren seferlerinin durdurulması. Ancak böyle olduğu söyleniyor ve bu nedenle tepki daha da büyüyor tabii. Tren seferlerinin durdurulması eğer yenisi yapılacaksa yurttaşlarımızın pek tepki göstereceğini sanmıyorum. Ama durdurmadan yenilenebilir ya da durdurularak ne yapılmak isteniyor şeklinde ifadeler var. Yani önce durdurup sonra tamamen mi ortadan kaldırılacak? İşte milletin tepkisi şeyden var. Tamamen devreden çıkarılacak diye Haydarpaşa. Millet onu görüyor. Bu Ceyhun İlsever, Ferit İlsever'in bir şeyi oluyor mu? Oğlu. Yok ya. Evet. Evet. Aynı babası gibi demek ki. Bugün uzun süreli bir eylem olacak orada. Saat 17 ile 23 arasında bütün akşam boyunca diyebiliriz. Bir eylem olacak. Bu eylemi takip edeceğiz. Haydarpaşa için. Bildiğimiz isimler. Şu anda uzun bir liste var. Ben listeyi saymayayım. Çok uzun. Bilahare olsun. Gün içindeki bültenlerde izlersiniz. Evet. Peki. Geçtiğimiz haftadan itibaren özellikle Türkiye'de ve biz yaşadığımız için söyleyeyim, İstanbul'da havalar çok soğudu. Kar yağışı başladı ve Anadolu'da özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde köy yolları kapandı. Ulaşım da oldukça zorluk çekildi. Bakalım bu hafta hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? Tabii soğuk havanın devam edeceği, sıcaklıkların daha da düşeceği belirtiliyor. Bu hafta bizi nasıl bir hava durumu bekliyor? Nelere hazırlıklı olmalıyız? Bu konuyla ilgili de haberlerimiz olacak. İstanbul'da kar yağışı şu anda sürüyor. Son dönemde gördüğümüz kar yağıyor mu Yaşar? Kar yağışı. Hı? Evet. Var mı şu anda? Sen hiç gece karanlığında kar topu oynadın mı? Oynadım. Biz geçen hafta Deniz'le gündüz kar topu oynadık. Bu hafta zannediyorum işte gidişim karanlığı bulacağı için gece karanlığında çıkıp kar topu oynayacağız. Fakat inanılmaz bir şey ya. Bir çocuk kardan bu kadar mı mutlu olur ya? Böyle içeriye sokmakta zorlanıyorum. Bir de Beyblade diye bir şey biliyor musun sen? Efendim? Beyblade. Yok, bilmiyorum. Allah, ben uzmanı oldum. Topaç gibi iki tane şey oluyor. Leğen gibi bir sahası var. İçinde yuvarlak çizgileri falan. Takıyorsun bir alete. Bir çekiyorsun, hızla başlıyor dönmeye. O ona vuruyor, o ona vuruyor. Küçücük şeyin içinde tabii, mecburen çarpışıyorlar. Hangisi önce düşerse öbürü kazanıyor. Ya bir haftayı 6 yaşında bir çocukla geçirince inanılmaz şeyler öğreniyor insan. Ama en güzeli o çocuğun o kar topu oyunundan ve kaymaktan aldığı keyfi görmek. Gözleri parlıyor çocuğun ya. Oldukça eğlenceli bir hafta geçmiş. Çok eğlenceliydi, müthişti. Evet, eğlenceli bir konudan aslında biraz hüzünlü bir konuya geçmek istiyorum. Bugün İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve Ulusal Strateji Merkezi İstanbul İl Başkanı iken Ergenekon tertibiyle gözaltına alınıp gözaltından sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden Uçkun Geray'ın ölüm yıl dönümü. Hocamızın. Evet. Bugün Uçkun Geray ailesi, dostları ve partilileri tarafından mezarı başında anılacak. Hastal mezarlığında 15. adada saat 12'de bir anma töreni gerçekleştirilecek. Bu Uçkun Geray'ın ölümünün yıl dönümünde biz de mezarı başında olacağız ve anma törenini takip edeceğiz Haline Biler. Ve gün içerisinde hoca unutulmaz bir adamdı. Yani çok uzun diyemeyeceğim bir süre aynı çatı altında olduk. 2 sene falan ya da 1,5 sene falan. Ama bir insanın ne kadar önemli bir insan olduğunu anlamak için bu süre çok bile. Gerçekten çok takdire değer bir insandı. Anısı önünde saygıyla eğildiğimizi ben de belirtiyorum hemen.
Evet Halil Nebiler, gündemimiz şu anda bunlardan ibaret. Gün içerisindeki gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz. Peki, çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Ankara'ya bağlanacağız biraz sonra. Ankara'nın gündemini alacağız ama ben Vatan Gazetesi'nden birkaç haber vereyim. Ankara'ya bağlanana kadar. Efendim, Safranbolu'da evlerinin önünde oynarken başına isabet eden kurşunla ölen 4 yaşındaki Eda Nur'un katili hala sır. Köyün 1,5 kilometre yakınındaki 125. Er Eğitim Alayı'nda atış talimi sırasında kazanın yaşandığı iddiası üzerine 230 tüfek incelendi ama mermiler örtüşmedi. Balistik raporda emniyetteki örneklerin eski ve kıyaslamaya uygun olmaması nedeniyle daha önceki olaylarda kullanılan silahlarla Eda Nur'un başından çıkarılan kurşunun karşılaştırılamadığı vurgulandı. Sivil savcının dosyayı askeri savcılığa göndereceği öğrenildi. Katil kocaya yargı şefkati, Yargıtay kadının eşine attığı kumandayı ağır tahrik saydı. Müebbet hapsi 18 yıla indirdi. Katil koca 7 yılda çıkacak. Tartıştık, televizyon kumandasına atınca sinirlendim, öldürdüm diyor. Ne attı baba sana, nükleer bomba mı attı ya? Kadın kumandayı atmış. Karı koca arasında olmayacak şey mi bu? Bıçak mı fırlattı? Ne yaptı? Yok ya böyle... Yani tahammül ötesi şeyler bunlar. Suudi kadınlara tribün serbest. Kral Abdullah çalışma izni verdiği kadınların şimdi de statta maç izlemesini onayladı. Cidde Medine arasındaki Kral Abdullah stadının %15'i de kadınlara ve ailelere ayrılacak imiş. Vatanın iç sayfalarına bir bakalım ne var ne yok diye. Eczacılar batıyoruz diye ayaklandı. Türkiye genelindeki çeşitli illerden gelen eczacı odaları üyeleri, eczacılık fakültesi öğrencileri ve eczacı teknisyenleri hükümetin ilaç ve eczacılık alanındaki politikalarını protesto etmek için Kadıköy'de yıkıma dur de adıyla miting düzenledi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör ekonomik taleplerini karşılayacak yeni sözleşme istediklerini belirterek bugün Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği bir ilaç alım sözleşmesi yapıyor ama şu ana kadar ekonomik taleplerimizin hiçbiri olumlu karşılanmadı. Eczaneler batma tehlikesiyle karşı karşıya, ekonomik taleplerimizin bir an önce karşılanacağı bir sözleşme istiyoruz. Eğer bir çözüm oluşmazsa, masada bir anlaşma olmazsa ne yazık ki Şubat ayı içerisinde ilaç hizmeti durabilir uyarısında bulundu. İran'dan ABD'ye tehdit, petrol 150 dolara çıkar. İran ile Avrupa arasındaki restleşme gittikçe endişe verici bir hal oluyor. İran devletine ait petrol şirketinin başkanı Ahmet Kaleban, Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz hafta açıkladığı İran ambargo uygulaması kararının petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar yükselmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Kaleban, petrol söz konusu olduğunda kesin bir rakam vermek zor da olsa varil fiyatlarının 120-150 dolar arasında seyredeceği tahmininde bulunmak mümkün diye bir açıklama yapmış. Hans Çarşı ve Pazar'da hala mark kullanıyormuş. Hadi canım, mümkün mü öyle bir şey? Alman vatandaşlarının avroyu kullanmaya başlamasının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen eski para birimi mark piyasadan tamamen silinip gitmiş değil. Ülkede Alman markıyla alışveriş yapmak hala mümkün. Mağazalar zinciri CVA'nın kasasına her ay 150 bin Alman markı giriyor. Deutsche Telekom'un 48 bin telefon kulübesinde mark kullanılabiliyor. Halihazırda tedavülde 13.3 milyar mark dolaşıyor imiş. Almanlar biraz bilerek mi yapıyorlar bunu? Ne yapıyorlar? Yani tam olarak tedavülden kaldırmayıp gerektiğinde avrodan vazgeçip hemen dönebilmek için olabilir mi? Depremin 100. günü Vanlılar hala çadırda. 2 ayda alabildikleri çadır 2 dakikada yanıp kül oldu. 100 gün oldu Vanlılar hala açıkta. Gün geçmiyor ki bir çadır yanmasın. Yetkililer elektrik sobası kullanın diye uyarıyor ancak hava o kadar soğuk ki elektrik sobası soğuğu kırmıyor bile. Her gün bir çadır tutuşuyor. Dün yine bir çadır yandı ve yine hayaller kül oldu demiş. Van'daki depremzedelerle ilgili. Büyük Anıtları 50 yıldır tanırım, kayıt yapmadım. Hurşit Tolon'dan CD açıklaması. 2. Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli orgeneral Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer yaptığı yazılı açıklamada kamuoyunda Fikri Sağlar Büyük Anıt davası olarak bilinen davada delil olarak sunulan CD'nin müvekkil Tolon'a ait konutlarda yapılan aramalarda elde edilmediğini bildirdi. Nerede bulundu? Nerede elde edildi? Al sana bir sehven davası daha. Köşkte kar topu keyfi. Gül geçen hafta Çankaya Köşkü'nde çektirdiği kar fotoğraflarını Facebook'taki sayfasında paylaştı. Gül Cuma'ya giderken güzel bir manzara vardı. Arkadaşlar bir resim çekelim dediler. Çektik demiş. Bayağı bir kar topu oynamış Cumhurbaşkanı. Yarasın Cumhurbaşkanıma. Tabii Van'da insanlar donuyor. O da ayrı mesele.
Dayak yedin, hapiste yat diye bir haber. İki üniversiteli metrobüste adalet sistemini eleştirirken karı koca sivil polislerin saldırısına uğradılar. Ama savcı iki gence polislerden daha fazla hapis istedi. İster abi, yani normaldir. Haydarpaşa bize depremde lazım. Hah, bakın şimdi. Bilim insanlarına göre Haydarpaşa'nın devre dışı kalması İstanbul açısından önemli bir risk taşıyor. Çünkü deprem gibi olası bir afette bu gar önemli görevler üstlenebilir. Yardımcı doçent doktor Yonca Kösebay Erkan, Haydarpaşa'nın hem yük hem de yolcu taşımacılığına olanak verdiğine vurgu yaparak her ikisi için de konumu ikame edilemez demiş. Davutpaşa'yı unutmadık diye bir haber görüyorum hemen. İstanbul Davutpaşa'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 21 kişinin ölümüne yol açan patlamanın 4. yılında gösteri vardı. Patlama kurbanlarının yakınları Davutpaşa'yı unutmadık, sorumlular yargılansın pankartlarıyla olay yerinde toplanırken Zeytinburnu Belediye Başkanı hakkında soruşturma yapılmamasını eleştirdiler demiş. Alman Yeşiller Partisi'nin eş başkanı var, Claudia Roth, bilirsiniz. Kısa saçlı, sarışın, böyle bir 20 yıldır falan Türkiye'de dolaşan bir kadın. Claudia Roth'un çantasında sürekli olarak silah taşıdığı öne sürülmüş. İddiaya göre 2010'da polis yaptığı aramada Roth'un çantasında James Bond'un favori silahı Walther PPK'yı bulmuş. O da taşıma ruhsatını göstermiş. Roth, Spiegel dergisine bu iddiaların doğru olmadığını söylemiş. Hayır, yani ne olacak, tabanca taşı olsa ne olacak diyeceksiniz. Bilmem, Yeşiller Partisi'nin eş başkanı da hani böyle şeylere karşı olması gerekir diye düşünüyor insan. O yüzden yani, yoksa ne? Aman el alemin kadını yani, bize ne değil mi? Efendim... Çok sayıda arkadaş dediğim gibi aradı. Ben de gururlandım. Ne oldu abi, hasta mısın, hasta mısın? Ya işten ayrılmışsın doğru mu diyenler. Benim ortaokul öğretmenim ya. Yani Hüseyin Uysal. Bana bir o Halil İbrahim der. Bir de Sabahattin abi der. Benim bir adım da İbrahim. Herkesin unuttuğu bir şey. Halil İbrahim dedi, ne oldu, ayrıldın mı? Ya niye ayrılayım? Yani... Bir sebep mi var? Yani beni ulusal kanaldan başka kim çalıştırır? Nerede o delilik? Hiç kimse yapmaz. Şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın, bizim gibi adamları gerçekten ulusal kanal dışında pek bir yerde çalıştırmazlar. Çalıştırsalar da biz olmaktan çıkarız. İstediğimizi söyleyemeyiz. İstediğimizi yazamayız. Bizi izlemek istiyorsanız bu televizyonda, bütün arkadaşlarımı kastediyorum, hepsi gözü pek, cesur, yürekli insanlardır. Daha doğrusu kendi sesinizi duymak istiyorsanız bu kanalda, sonradan ne oldu ki şimdi demek istemiyorsanız ulusal kanal gönüllüsü olun. Lütfen. Hani biraz önce öngörü son görü diye bir yazı okudum ya. İleride istemediğimiz şeyleri bugünden engelleyebilme şansımız var. Sesimizi daha yüksek duyurabilmek için, kanalımızı daha ileriye götürebilmek için ulusal kanal gönüllüsü olun. Bakın, bunu rica etmiyorum sizden. Ne olursunuz falan demiyorum. Ulusal kanal vatan savunması yapıyor. Vatan savunması için rica etmem hiç kimseye. Yalvarmam. Biz ne öğrendiysek Mustafa Kemal'den öğrendik. O vatan savunması için ne diyordu? Ben sizden taarruz etmenizi emretmiyorum. Ölmenizi emrediyorum diyordu. Ulusal kanal gönüllüsü olun. Bu kadar. Bu kadar. Nüfus iyi, 3'e devam. Neyin üçüne? Bakın neyin üçüne? 74.7 milyona ulaşan nüfus Erdoğan'ı mutlu etmiş. Nüfus iyi, 3'e devam demiş. Yalnız eli böyle, 5 gösteriyor. 3'e devam derken 5'i gösteriyor. Geçen yılki 1 milyonluk artışa sevinen başbakan en az 3 çocuk isteğini yineledi. Erdoğan nikah şahitliği yaptığı düğünde çifte 3 çocuk tavsiyesini yineledi. Nüfusumuz maşallah iyi bir artış gösterdi. %50'si 30 yaşın altında, 75 milyona doğru gidiyoruz. Nüfusu genç ve dimdik tutmak lazım. Ben en az 3 çocuk diyorum. Genç, dinamik bir nesle şiddetle ihtiyaç var. Bunu başardığımız anda Türkiye'yi tutana aşk olsun demiş. En az 3 tane. Tamam, kabul. Vallahi
Ne olacak ki? Canavar gibiyiz. Yalnız bunun balı var, kaymağı var, sucuğu var, pastırması var. Para. Hı? Sıfır zam diyorsunuz memura, işçiye. Ondan sonra bu çocuğun okulu var, kreşi var. Yok. Çocuk bezi var, maması var. En az 3 çocuk. He? Ama 1 lira. Öyle 3 kuruşa 5 köfte diyorlar değil mi Yaşar? Var mı öyle 3 kuruşa 5 köfte? Biz evelallah, ama yani sizde iş yok başbakanım. Siz bize vermiyorsunuz parayı, maaşı. Hı? Biz de yapmıyoruz abi ya. Allah Allah. Maliye'de kast kavgası, ordu evlerindeki kast sisteminin sona ermesinden sonra şimdi de Maliye Yemekhanesi'nde fişlere göre oturma düzeni isyan çıkardı. Maliye Bakanlığı Yemekhanesi'nde 4 ayrı fiş dağıtılıyor. Çalışanlar buna göre oturuyor. Kırmızı fiş genel müdürlere, beyaz fiş düz memurlara veriliyor. Ancak ara kademedekilere verilen sarı ve mavi fişler gerilime neden oldu. Mavi fişçiler statümüz aynı ama garsonlar sarı fişçilerin masasına tabakları tek tek getiriyor. Biz ise 4 tabak yemeği aynı anda bırakıyor diye isyan edip sarıcıların yerine oturunca düzen bozuldu. Dava kapıda. Haydi buyur. Abi siz kast mı arıyorsunuz? Hı? Mavi fiş, sarı fiş falan mı arıyorsunuz? Geçen yıla kadar milletvekili danışmanları milletvekilleri ve gazetecilerle aynı meclis yemekhanesinde yemek yerdi. Sonra meclis başkanlığı ne düşündüyse milletvekili danışmanlarını bir başka yemekhaneye aldı. Yani şimdi milletvekili danışmanına hadi gel birlikte bir yemek yiyelim demezse o danışman milletvekili olmadan, yanında milletvekili olmadan o yemekhaneye giremiyor. Alın size kast. Hı? Ya hem o adam, o milletvekili o danışmana danışacak, danışmadan bir şey yapmayacak. Yani o kadar kıymetli insanlar bu danışmanlar. Hem de aynı yerde yemek yiyemeyecekler. Alın size kast. Ben yapmadım, o yaptı. Kılıçdaroğlu eski Deniz Feneri savcılarına dava açılmasını eleştirdi. Buna ancak diktatörlüklerde rastlanır. Bugünkü yönetim postmodern diktatörlük, yargıçlarla tavla pulu gibi oynuyorlar dedi. Bu arada Ankara ne oldu bizim? Artık sorun varmış, peki. Sorun varsa biz de son haberimizi Güneş Gazetesi'nden okuyalım ve yavaş yavaş programın sonuna gelelim. Vizesiz Avrupa'ya bir adım kaldı. Avrupa Parlamentosu Türklere vize şartı koyan tüzüğün iptali için yapılan başvuruyu kabul etti. Karar lehte çıkarsa 3 ay süreli ziyaretler vizesiz olacak. Avrupa Birliği'nin Schengen Antlaşması çerçevesinde ülkeleri vizeye tabi olanlar ve muaf olanlar diye iki kategoriye ayıran tüzüğü şikayet konusu oldu. Avukat Selim Sarı İbrahimoğlu, bu Roma Antlaşması'nın ayrılmaz bir parçası haline gelen Ankara Antlaşması hükümlerine aykırı diyerek Avrupa Parlamentosu'na başvurdu. Dilekçe komisyonu konuyu incelenebilir kabul edip hem Türkiye hem de 28 Avrupa ülkesinden görüş istedi. Başvuru önümüzdeki günlerde parlamentoda oylanacak. Tüzüğün ilgili maddesinin iptal edilmesi durumunda Türklere Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 3 ay boyunca vizesiz dolaşım serbestliği sağlanacak denilmiş. Bir de bir uyarı haberiyle bitirelim isterseniz. Yarın son gün, dikkat edin, vergi borçlarını yeniden yapılandıranlara 5. taksit için verilen süre yarın doluyor. Bakan Şimşek, taksitler zamanında ödenmezse gecikme zammı ve haciz dahil olmak üzere icraî işlemle tahsil edilecek uyarısını yaptı. Ne bileyim, evinizin vergisini ödememişsinizdir, arabanızın ödememişsinizdir, bir şey olmuştur. Taksitlendirme yapıldı ya, yeniden yapılandırma. Onun yarın son günü, aman diyeyim arkadaşlar, devlet vereceğine karga, alacağına şahindir. Yakayı kaptırmayın. Peki, bir hafta aradan sonra bu kadar oldu. Paslanmışız biraz. Yarın açılırız, öbür gün açılırız. Hiç dert etmeyin. Efendim yarın sabah saat 8'de tekrar birlikte olacağız. Yarın sabah saat 8'e kadar lütfen kendinize iyi bakın, ama sadece yarın sabah saat 8'e kadar değil. Biz kazanıncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.